hoca demiş ki alim adam 50 sene okumuş, tedrisat yaptırmış filan. Yahu bu gusül abdesti nereden çıkılırmış? Gusül abdesti. Ondan dolayı imansız. Akıl yürütmüş yani. Fikir. Burada mezarı duruyor hocanın mezarı. İçinde kral kızı yatıyor. Hayvan sarayda duruyor. Bir molla efendi vakitler harp çıktığı vakitte. O vakit mecburi götürmüyorlar askeri. Askerlik yok. Yeniçeri zamanında Kapıkulu askeri var. Eyalet askeri var falan. Fakat bu arada devirçiler de ya ordu şeyi çıkıyor. Padişah irade ediyor. Meşayihten birisi ordu şeyi olur. Mülklama. Ondan gayrı diğer tekkelerdeki bulan meşayihten hazırladı. İsterse harbe iştirak gider devirçilerle beraber. Gönüllü. Ve bunlar harbi kızıştırırlar. Harbin ön safında durur devirçiler. Kızıştırırlar tevhidden mevhidden falan. Moral veriyor yani askere. Bu molla efendi de demiş ben de gideyim harbe. Harbe gideyim ben. Yani farayızı ifade edeyim. Olay dedi. İsim Süleyman'mış. Gitmiş esir düşmüş. Avusturya'ya. Müslüman esir Türkiye'sinden toplayıyor, bakıyorlar. Sanatın nesini. Böyle işte ahçı şeye veriyorlar. Boyacı şuraya veriyorlar. Oduncu buraya. Banamuz şuraya falan böyle. Ve hocayım demiş. Ne demek hoca? Yani ben İslam'da Müslümanların din adamıyım. Ana sana ne vazifelerimiz? Domuz güt demişler. Senin baş sanatın yok. Domuz güt hem hakaret olur İslam'a hem de senin başka vazifen yok. Peki. Domuzun ne kabahati var? Etini yemeyiz. Allah haram kılmış ama hayvanın ne kabahati Allah. Aramızdaki fark Allah ona domuz elbise giydirmiş. Bize insan elbise giydirmiş. Aradaki fark o. Başka bir fark yok. Evet. Dakika şöyle yapmış. Bana insan elbise ona domuz elbise giydirmiş. Birine Belullah elbise, birine köpek elbise giydiriyor Allah. Esir edilmiş. Onu domuz çobanı yapmışlar. İşte ne yapsın? Önünde bir Kur'an-ı Kerim varmış. Onu çıkarır. Hayvanları tarlaya bırakırmış domuzları. Domuzlar şeyler. Ayrı kutu yerler güzel. Pis bir hayvandır domuz. Lağımdan şeyde yiyebilir yani. Necaset, necaset falan. Fakat temiz olsun diye kralın domuzlarını bu hocaya vermişler güçlü diye. Hoca zeki adam, dar görüşlü değil. Ben domuz yutmam dememiş. Eyvallah gelsin domuz. Kur'an okurmuş. Bir gün kralın kızı atın üstünde yanında nedimesi geçmişler oradan. O duymamış o kızı, kralın kızının geçtiğini. Ava çıkmışlar oradan, avlanıyorlar. Yüksek sen okuyorlar. Burada kız bir kulak vermiş böyle. Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyen kimse Kur'an'ı çizsin. Buna başka türlü bir tezir yapar Kur'an-ı Kerim. Gayri iradi durur. İki şeydir o. Biri Kur'an, biri Muhammed ismi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Muhammed diye seslendin mi bir ecevi hareketler mesela gidelim Amerika'da hiç Müslüman olmayan bir hareketler orada bir, bari Muhammed bir dönecekler bakacaklardır mutlaka. Nazar dikkati celbeder. Allah'ın mahbubu olduğu için o esma-ı kecim. Kur'an'da kelamullah olduğu için Kur'an okuduğu vakitte bir gayri iradi bir şey insanı bir tesir yapar. Dinlemiş filan böyle biraz durmuş sesle biraz muhrik bir sedaya malikmiş. Yani muhrik yakıcı bir sedaya. Hoşlar. Demiş orada kızsa atı mahpusuna gitmiş. O gece bir rüya görmüş o hanım sultan. Kıyamet kopmuş, halk mahşere dolmuş, direkt bir mürav üstüne. Beyaz elbiseli, gayet cesim bir kürsü üzerine bir zat-ı muhterem oturmuş. Ona gidip yalvarıyorlar şefaat diye yaren. O kime şefaat ederse Allah-u Teala onu cehennemden kurtarıyor. Atmıyor ne ara yani, o kurtuluyor. Bu da gitmiş araya, burada karışmıyor. Beni de kurtarın demiş. Demiş ki sen benim dinimden değilsin ki. Sen nasıl kurtarayım demiş. O demiş ki ben sen kimsin, senin dinin nedir? Benim dinim İslam dinidir. Ben de son İsa peygamberine gelen, en son gelen peygamber Muhammed Mustafa'yım demiş. Ben demiş hiç işitmedim benim ben. Hristiyan memleketinde büyüdüm, öyle yetiştim. İşitmedim senin ismini, liseyi senin ismini, işitmedim. Ben sana iman ederim. Niye? Süleyman var demiş, domuz sobana ona git demiş. O sana benim dinimi, beni sana öğretir demiş. Sabahleyin kalkmış, korkuyla kalkmış tabii. Mahşer meselesi çok enteresan. Eshab-ı kiramdan çok kimse kıyametin koptuğunu görmüştür rüyasında. Akşamdan siyah sakallar yatırsa bari ben mevzu sakalları. Ne geçer insan? O kadar şiddetli, korkunç bir şey mahşerin. Cenab-ı Allah çekilmiş yerde Kur'an'da şiddetinden bahseder kıyametin yani. Birçok adam mesela rüyada rüya görür, o korkuyla bakarsın saç sakalı ağrı verir. Yahut gamla. Bir acı haber gelir adama derhal bakarsın tıt 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 tıt. Saçı ben biraz buluyor. Böyle gidiyor böyle şey. Deniz avlarımız gibi. Ateş şuş kızım. Ertesi günü atlamış gelmiş bulmuş şeyi. Gelmiş. Efendim söyleyeyim. Konuşmuş ondan. Çocuk öğrenmiş biraz. Uğurlu işlerden de. Hoca efendi. Bana dinini öğret demiş. Ben böyle böyle bir rüya gördüm. Resulullah beni sana gönderdi. Demiş bana da aynı emri verdi demiş. Gelecek diye demiş. Söyleyeyim.
rüyada o da gördü bir yer. Ve ona talim etmiş. İslam dinini, peygamberimizi öğretmiş, şemailini, şeklini, şefaatini, ayarını, mani, efradını, cami, yani ilmin zahirini, batınını, gülümüne, belini, hayvanını bir insanmış. Süleyman Baba, kıza öğretmiş bunun hepsini. Her gün geliyor gizli gizli Süleyman'a ders alınmış. Şeye çıkıyoruz diye, teferruca, gezintiye çıkıyoruz diye. Ve bir gece rüyada Cenab-ı Peygamber'i görmüş, kıza öldürmeye kalkmışlar. Evlenme zamanı arası çıkmış. Efendimiz'i görmüş, demiş ya Resulallah ben demiş, artık kafire var ama beni al oraya demiş kız. Efendimiz de peki demiş, seni bize alıp demiş, bu tarafa demiş. Ertesi günü o Hanım Sultan sevinerek gelmiş. İsmini Fatime koyalım. Fatime sevinerek gelmiş, demiş böyle böyle ben ahirete gidiyorum. Efendime söyleyeyim, bugün son görümüz demiş, ben akşam Resulullah'ı gördüm. Ve kız demiş, ben demiş bir vasiyetname yazacağım. Babam vasiyetname okudu ama seni azat edecek gibi öyle yazıyormuş. Sinan kurtul, git bir kuradan unutma, dua edelim. Yazmış içerisine. Ama demiş, sen demiş gitme 40 gün demiş burada dolaş buralarda oyalan. 40. günü efendim kabirimi aç çünkü 40 gün bizim üzerimize şey okurlar demiş bu pazar gelirler. İncil okurlar demiş. 40 gün geçten sonra onlar çekilirler benim kabirde yalnız kalırım benim kabirimi geri aç. Bizi hulyatla gömerler yani elmaslarımızla, altınlarımızla gömerler demiş. Onların hepsini al. Benim namıma İslam diyarında bir cami yaptır, hayır hayır sanat yaptır demiş. Falan demiş. Sen de yolundan mütenaim ol. Allah aşkına böyle yaptı. Kız vefat etmiş. O matem ilan etmişler. 40 gün o İncil'ler okunmuş, kiliselerde hainler yapılmış. Şey, istirahatı, ruh halisi 40. günü gene bir şey yapmış. Şoray kilisesinde aynı yapmışlar falan. Ve kralın eline vasiyetlerle geçmiş, okumuş. Baba diyor, eğer benim ruhumun istirahatını istiyorsan, İslam esirlerinden 100 kişi, onları memlekete gönder, insaniyete hizmet sayılır bu. Benim ruhum ahdi istirahat eder. 100 kişi benim namıma İslamlardan gönder esirlerinden. Kral da efendim onun içerisinde Süleyman da var içine koymuş. Domuz sobanı Süleyman'ı da gönder. Ve kral göndermiş onu. Azat etmiş yani. Peki gitmemiş Süleyman kalkışında 40. günü gecesi gitmiş. Kızın kabrini açmış. Bir de ne açsın? İstanbul'da 50 sene ders okuduğu hocası. Yani 50 sene halka ders okudan böyle vaaz eden, nasihat eden, insanlara hayra gören bir adam. Burada yatıyor kabir içerisinde. Görünce hoca dışarı sorulan kabirde. Kırlak kızının türbesinin burada. Omuzluyla diyemem. Üzerine kapanmış orada. Hoca oradan gelmiş İstanbul'a doğru. Eyüp'te oturuyorlarmış İslam Bey mahallesinde. Hocamın kabri bana gösterin demiş. Evvela. Hayvan sarayıydı. Orada. Ha? Doğru değil mi? Evet. Oraya. Al durun oraya duruyor. Duruyor. Efendime söyleyeyim. Göstermişler. Yavetüdün karşı tarafındadır evet. Nerede karşı? Burası kabri. Oraya gitmiş. Hoca gece. Kızın kabri açmış. Kız orada yatıyor. Elmasları, altınları. Çünkü bu kabristanlara insanları gömüyorlar. İmansızları oradan alırlar. Başka yere naklederler. Onlardan imanlı olanları buraya naklederler. Antreprenentes bir adam varmış. Hep istiyormuş şeyde ölsün. Medine'ye gitsem, Medine'de ölsem, civarı peygambere seçsem, efendim orada gömülsem falan. Hep kafasından işliyor. Bir veliullah varmış. Onu bilmiyor mu veli olduğunu? Dedi senin bir düşünce ama kafanı. Ah sen bilmezsin. Seneden beri Allah'a ben dua ediyorum. Dedi. Ben Medine'ye gideyim orada öleyim. Demiş evladım Medine'de ölmeye çalışma demiş. Yine ne olacak? Medine'ye layık olmaya çalış demiş. Kendine kabir hazırlama. Sen kendini kabire hazırla. Bir delik adamı bulan sokarlar işiniz. Sen nasıl olur peygamberin öyle gölüne yüz etmiş, gözüne elini bir sürmüş, bir dalmış. Medine'de ölüyorlar, oraya layık olanları başka şehirlere atıyorlar. Medine'nin harcında ölüp de Medine'ye layık olanları oraya götürüyorlarmış. Civarı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Diyorlar, civarı Mustafa'da iskan et diye dua ediyoruz ya, şu onun manası. Elmasları toplamış kızı, gelmiş çocuğu. Bulmuş hocanın karısını dedi, benim hocam dedi, namaz kılmaz mıydı? Kılardı, oruç tutmazdı, tutardı. Şunu yapardı, her şeyi, Kur'an okurdu, şunu okurdu, delail okurdu, okurdu ama ne gibi günahı vardı demiş. Yani bir yaptığı bir mühim bir kabahati vardı demiş hocam. Neydi? İşte namaz kılmayı kılardı, delail okumayı okurdu, Kur'an okurdu, oruç tutmazdı, tutardı. Yalnız bir şey vardı, bu yıkanmak
yani mecbur olmasaydım yıkarım mesela. Yani bir küfe elmanın içine bir tek elma çamura düşse, küfenin kendisi yıkayalım, şey elmayı düşelim çamura. Bunu öyle söylerdi hoca yani. Niye küfeyle elma yıkayalım, ne lüzum var? Yalnız bir tane çamura düştü elma, onu yıka, tamam ki abi. Bunu derdi. Ha anlaşıldı. İşte bundan bu dediği için Cenab-ı Hak onun imanını ona, onun küfrünü ona vermişti. Onun için yani neden açtık bunu? Zerre kadar hayır insanları yüceltir, yükseltir. Allah, baha Allah'a değil, bahane Allah'adır. Zerre kadar şer de insana bakarsın, hiç kıymet vermezsin sen. O kıymet vermediğin şer adamı nara götür. İman salam içerisinde kapatır. Allahümme la tuhricna, amin gibi. Allahümme la tuhricna mine dünya illa maşadid ve iman.